Sayın Bakanım hoş geldiniz. Osmaniye ilimize bakanım gelmiş halkını selamlayıp hatırlıyor. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Tehli basın biraz daha geriden. Hoş geldiniz. Hanımların niyetini öpeyim ben size. Aynı Dosyası Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yalın Hanımefendi salonumuza teşvik etmişlerdi. Müştah Hizmetleriniz var. Efendim Müştah Hizmetleriniz var. Sayın Bakanımız Sayın vekillerim, İl Başkan Vekilimiz, Cumhur İttifakımızın çok kıymetli il başkanları, eski vekillerimiz, önceki dönem vekillerimiz, önceki dönem il başkanlarımız var aramızda, ilçe başkanlarımız, ana kademe gençlik ve kadın kollarımızın çok kıymetli teşkilat yöneticileri, teşkilat üyeleri, mahalle başkanlarımız, köy başkanlarımız, sandıklarda çalışan arkadaşlarımız, değerli basın mensubu arkadaşlarım. Kısacası bu salonda bugün birlikte olduğumuz herkesi büyük bir saygıyla ve sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ben de müsaadenizle sözlerime 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz hemşehrilerimizin, hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, yaralı hemşehrilerimize acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. Sizlerle değerli dostlar pek çok kere, pek çok programda bir araya geldik. Fakat bugün başka, bugün daha ziyade aday tanıtımı programı sebebiyle bir araya geldik. Bu kapsamda birkaç şey söyleyeceğim. Sözü çok uzatmayacağım. Zaten birazdan inşallah iftar programımıza da gelmiş olacağız. Değerli arkadaşlar, AK Parti'nin siyasetteki varlık sebebi milletin iradesini milletin yönetimine dönüştürmektir. En başından beri 2002 yılında kuruluş gerekçesi milletin iradesini milletin yönetimine dönüştürmektir. Aralıksız bunun için mücadele ettik. 2002'den bu yana ki acizane bendenizle İstanbul Teşkilatı'nda kurucular arasındayım. Nasıl zorluklarla öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın o Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki zorluklarıyla nasıl bir yol alındığını çok yakından hepiniz gibi çok içeriden takip eden arkadaşlarımızdan birisi. Bizim varlık sebebimiz hizmettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle hizmet siyasetidir. Onun için bu salonun içerisinde eski yeni bütün arkadaşlarımız, teşkilatımızın çeşitli kademelerinde yer almış bütün arkadaşlarımız bir aradayız. Niye? Çünkü mahkeme kadıya mülk değil, bunu biliyoruz. Hepimiz bu bayrak yarışının bir yerinde yer alıyoruz, bir yerinde görev üstleniyoruz. Ben önceki dönem milletvekillerimize, 27. dönem milletvekillerimize Sayın Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya, İl başkanlarımıza, il teşkilatımızda görev alan arkadaşlarımıza, ilçe teşkilatımızda görev alan arkadaşlarımıza, belediye başkanlarımız, özür dilerim onlar da aramızda, eski yeni bütün belediye başkanlarımıza, kısacası bu millete hizmet etmiş, Osmaniye'ye hizmet etmiş herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah emeklerini zayi etmesin. Biz bir hizmet kadrosuyuz değerli arkadaşlar. Hizmet kadrosu olduğumuz için de bayrak yarışının ne demek olduğunu iyi biliyoruz. Birlik ve beraberliğin ne demek olduğunu iyi biliyoruz.
20 yıldır değişik zamanlarda teşkilatın değişik bölgelerinde görev yapan arkadaşlarımızın ihtiyaç olduğunda bir araya gelmesinin ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu birlik ve beraberliği kaybetmediğimiz sürece Osmaniye'de Cumhur İttifakı olarak birliğimizi, beraberliğimizi sürdürdüğümüz sürece Allah'ın izniyle hem Osmaniye'de 4-0 alacağız hem de Osmaniye'den Cumhur İttifakı'nın başkenti olarak Türkiye'ye bir ses vereceğiz. Diyor ya Cumhurbaşkanımız, Osmaniye'den Cumhur İttifakı olarak çok farklı bir ses vereceğiz diye, ses bekliyoruz diye, biz Allah'ın izniyle o sesi buradan vereceğiz. Öncelikle buna inanmamız, bunun için gayret göstermemiz yeterli. Bu inanç bu salonda, bu salonun içinde olmayan bütün teşkilat mensuplarımızda var. Bizler de var ve inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Değerli dostlar, Osmaniye şehitler diyarı. Şehadetin bir anlamı var. Şehadet millet için, vatan için, Allah rızası için canından bile vazgeçmektir. Canından, en kıymetli varlığından bir insan vazgeçiyorsa demek ki daha üstün bir değer kalmıyor geriye. O zaman canından bile vazgeçen, vatan için, millet için, bayrak için, dinin ümit için canından bile vazgeçen bir insanların memleketi Osmaniye'de, o zaman demek ki biz önümüzdeki süreçte bütün mevcudatımızla, bütün gayretimizle çalışacağız ve milletimizi biraz daha ileriye götürmek, biraz daha müreffeh, biraz daha güçlü hale getirebilmek için çabamızı ortaya koyacağız. Önümüzdeki yüzyıl Türkiye yüzyılı. Sayın Cumhurbaşkanımız son 20, yaklaşık 10 yıldır, 15 yıldır 2023'ü işaret ediyor. 2053'ü işaret ediyor. 2071'i işaret ediyor. Bu tarihlerin hiçbirisi tesadüf değil biliyorsunuz. Bu tarihlerin her birisi bizim tarihimizdeki dönüm noktalarının belli periyotlarıdır. 2023 Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı. Artık kuruluştan olgunluk çağına geçen Cumhuriyeti Türkiye yüzyılıyla taçlandırmak zamanı gelmiştir. İnsanlığıyla, paylaşımıyla, adaleti, hakkı hakim kılmasıyla Türkiye'nin, bizim Anadolu topraklarının, Müslüman milletin dünyaya söyleyecek bir sözü var. Bu sözü bu topraklardan yükselteceğiz. Bu sözü en güçlü bir biçimde yükseltecek yerlerden birisi Osmaniye'dir. Şehit kanlarıyla sulanan yerin altı neredeyse silme, şehit bedenleriyle döşenen bir memleket burası. En güçlü ses buradan çıkar. Buradan çıkmayı hak ediyor. O zaman bu sesi verecek miyiz? Evet, buradan bir söz veriyor muyuz? İnşallah hep beraber gayretle, azimle, çabayla inşallah güzel bir seçim süreci geçireceğiz. Birlikte, beraberlikle. Hep söylediğim bir husus var. Daha önceki toplantılarda da söylemişizdir. Allah bize diyor ki insana emeğinin karşılığı vardır. Yani bu şu demek, emek verirseniz karşılığını alacaksınız. Bundan daha büyük bir taahhüt olur mu? Bundan daha büyük bir söz olabilir mi? Emek verdiğimizde karşılığını alacağımızı peşin peşin biliyoruz. O zaman bize düşen tek bir şey var arkadaşlar. Koşmak, koşmak, koşmak. Ne diyor Cumhurbaşkanımız? Durmak yok, yola devam. Durmayacağız, koşacağız. Yola sürekli devam edeceğiz. Niçin? Milletimiz için. Niçin? Bizden sonraki yavrular için. Geleceğimiz için, gençlerimiz için, çocuklarımız için, onlara daha iyi bir dünya bırakmak için, onlara daha iyi bir Türkiye bırakmak, onlara daha iyi bir Osmaniye bırakmak için. Bunun için gayret göstereceğiz. Birlik içerisinde, beraberlik içerisinde. Eski yeni demeden, hepimiz, her birimiz, durduğumuz yer kıymetli. Değerli arkadaşlar, ben teşkilat yapısını bir saate benzetirim. Hep anlatıyorum. Bir saat ne kadar kıymetli olursa olsun, ne kadar işte değerli taşlardan yapılmış olursa olsun, o küçücük incecik yel kovan olmadığı zaman vakti göstermez. Vakti göstermeyen saatin de hiçbir anlamı yoktur. İşte biz teşkilat mensupları bir saatiz. Her birimizin durduğu yerde bir değeri var.
Her birimizin durduğu yerde bir kıymeti var. Herkes görevini icra ederse bir bütünlük halinde vakti göstereceğiz. O zaman hepimiz küçük büyük demeden, öncesi sonrası demeden, tam bir kardeşlik şuuruyla, bunu samimiyetle söylüyorum, tam bir kardeşlik şuuruyla üzerimize düşeni yapacağız ve Cumhur İttifakı olarak Allah nasip ederse 4-0 Osmaniye'den çıkaracağız. Hem de en yüksek oy oranıyla, hem de bugün ne kadar aldıklarımızın çok üzerinde bir oy oranıyla Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımızın diğer paydaşlarına Osmaniye'den bu güzel hediyeyi inşallah hediye etmiş olacağız. Ben buna inanıyorum. Ben size güveniyorum. Memleketime, toprağıma güveniyorum. Toprağımın insanına güveniyorum. Ve bunu beraber yapacağız. Gece gündüz demeden, sabah akşam demeden, kapı kapı, köy köy, mahalle mahalle. Yaralıyız bir taraftan Osmaniye olarak. O yaraları beraber saracağız. Hem madden hem manen. Madden elhamdülillah. Hükümetimiz ilk saniye, ilk dakikadan itibaren sahaya çıktı ve yapılması gerekenleri yapıyor. Yapmaya devam edecek. Manen de birbirimizin yanında olarak o yaraları saracağız. Ve inşallah önümüzdeki Türkiye yüzyılını özellikle Büyük Türkiye mefkuresini gerçekleştirmiş olarak inşa edeceğiz. Değerli dostlar, bu duygularla hepinizi en derin, en samimi duygularla tekrar selamlıyorum. 2 yıldır bakanlık görevini icra ettik, Allah nasip etti. Bakan olarak memleketimizin 4 bir köşesine hizmet ettik. Osmaniye'mize hizmet ettik, 85 milyon vatandaşımıza hizmet ettik. Bundan sonra Allah nasip ederse sizlerin desteği, gayreti, milletimizin teveccühüyle Osmaniye milletvekili olarak memleketimize hizmet edeceğiz. Bakarken kapımız açıktı, vekilken sonuna kadar açık. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yüksel sim Anadolu, tüksün ocağı.